Merhabalar, ben Köftes Köfte ve Köftes Sunny Horizons'ın 57. dur emin olayım 58. bölümüne hoş geldiniz. Ah, ve bu bölüm ne yapacağız? Öncelikli olarak size hızlıca bir şey göstermem lazım. Evet, şurayı şöyle bir düzenledim. Redstone becerilerim çok iyi değiller. Hızlıca böyle bir şey yaptım. Şu arkadaş şöyle geliyor. Şu tank 3 aşağı 5 yukarı tam dolu olduğunda çalışıyor. Ya yani tam doluya biraz yakın olduğunda bu sönüyor ve bunu yakıyor. O yüzden not gate var arada. Sonrasında da burası sönmüş oluyor. Eğer oranın tekrar açılmasını istiyorsam bunun sönmesi lazım. Yani tankın baya yarıdan daha düşük bir yere gelmesi lazım. Ondan sonra bunu açıyor. Ve altındaki de düzenini değiştirmiş durumda. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Hızlıca bir. Bunu da aslında değiştirmem lazım. Aslında bir tane. Bir tane yetmez. Şimdi 12 tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bağ bir bağ bir huge stainless steel fluid pipe. Ve 20 25 oldu. Fazla koyduk bir tane. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Aslında yapacaklarımız çok basit. Buhar sistemimizi biraz değiştireceğiz. Çünkü daha sonra hem biraz upgrade edeceğiz hem de bir de benim crowbar'ım. Tamam bende. Şimdi. Mesela bunu sonradan upgrade ederiz. Sen bir gel bakalım. Sonra siz gelin. Ve şuraya stainless steel'ler gelsin. Şimdi seni aslında şuna koyayım. Export tamam. Çıktı veriyor. Güzel. Güzel. Karşı tarafa da gidiyor diye düşünüyorum. Hemen bir kontrol edelim. Du. Evet. Geliyor. Tamamdır. Şimdi yapmamız gereken şey. Aynı düzeni. Ne haber koyun? Buraya da götürmek. Bunu unutmuşum burada. Ha, burada bir tane basic steam turbine'ım varmış. Ve hızlıca şurayı bir kazalım. Üzgünüm. Şimdi benim buralarda bir yerde enerji elde etmem gerekecek. Bunu nasıl elde edebiliriz? Enerji aslında şimdilik yukarıdan el. Yukarıda dursa da bir sıkıntı olmaz. Hatta, ups. Tamamdır. Şimdi.
Tamamdır. Ve sen de gel bakalım. Tamam. Şunu kapatalım. Ve Turbo Steam seni böyle koyarsam eğer, voila. Alalım. Şimdi sadece bununla çalıştıracağım her şeyi. Daha fazlasına ihtiyacım yok çünkü. Ancak bunu daha sonradan değiştireceğiz. Bu daha sonradan farklı bir arkadaşa dönüşecek. Bu arada Steam Turbine'ı ortadan kaybettik galiba. Ha, burada. Tamamdır. Şimdi şunu yapalım. Burada benim bir tane aslında sen şöyle gel. High voltage battery. Evet. Ya da dur. Belki tamam. Tabi buna pil koymamız lazım. Şimdi burası çok fazla bir enerji tüketmeyeceği için ki çalıştıracağımız tek high voltaj makine Macerator olacak. Geri kalan hepsi ya medium voltaj ya da low voltaj olacak. Evet, bu arada Macerator'da yaptık. Neden Macerator'ı high voltajda çalıştıracağız? Kendi ya. Bu şekilde fazladan output da elde edebiliyoruz. Ve bu bizim için aslında büyük bir artı. Şimdi bana high voltage battery lazım. 4 tane. Bunun için bayağı bir 36 tane battery alloy plate lazım. Battery alloy'u nasıl yapıyorduk? Çünkü şu an cidden resmi hatırlamıyorum. Lead antimony. Tamamdır. Battery alloy. Battery alloy dust üzerinden daha rahat elde edebiliyor muyuz? Mixer. 5. Yok. 20. Tamamdır. Sıkıntı yok. Bu arada görevlerde neler yaptım diye soracak olursanız şunu yaptım ve şunu yaptım. Bunun yanı sıra şuralarda bir şey yapmış mıydım? Emin değilim. Ha. Sen neredeydin sen? Şunu bir ara yapacağım ancak şimdilik değil. Tane bir görev daha vardı, onu yapmıştım da. Onu çalıştıramadım sonradan. Hata dur. Mantelimde mi? Yok değil. Şundaydı değil mi? Yani şu arkadaş. Circuit Programmer. Ha dur, enerjisi yok. Evet, tamam. Şimdi fark et. Ben körmüşüm arkadaşlar. Battery alloy. 25. Bir set daha lazım. Bir set daha çıkmadı. Tamamdır. Oh, benim bir an önce
işlemem lazım. Evet, kesinlikle lazım. Son set, gel bakalım. Oops. Gold kablo. 16 tane lazım. Bende 16 tane yok. Artık var. Şimdi şunu şöyle koyarsak eğer vallahi başlayacak. Ah. Ve bu şekilde pillerimizin de üretimini izliyoruz. Tabii ki de bu arkadaş biraz yavaş olduğu için daha sonra. Bu Battery Alloy. Şu arkadaşımız o kadar yavaş değil. Gene daha hızlı olabilirdi ama o kadar yavaş değil. Bu arada gold elde etmenin en kolay yollarından bir tanesi glowstone işlemek ve glowstone elde etmesi kolay bir şey var ya. Hatta bir stack daha işleyeyim. Bu daha bitmemiş bile. Şimdi genel düzenimiz nasıl bir şey olacak? Aslında basit bir düzen. Bir tane daha macerator yapacağım. İki tane macerator. Macerator'lar normal haliyle 2 U tüketiyor. Yani 8... 32. High voltajda 32 EU tüketiyor. Maden işlerken. Yani bunun anlamı bunu hiç yormadan gerek olan her şeyi de elde edebileceğiz. Diğer arkadaşları da Transformer kullanarak daha verimli bir biçimde daha sonra verimli bir biçimde değil de Transformer kullanarak direkt olarak tek bir generator üstünden çalıştırabileceğiz. Ah. Sen git. Senle işimiz kalmadı şimdilik. Sen şöyle gel. Evet, ilk pilimiz olmuş bile. Seni doldurmak için. Ya tabii dur, bunları hemen doldurmayacağım çünkü. Evet. Biliyorsunuz görev. Ve bu ucuz bir arkadaş değil. En azından benim şu anki durumum için. Çünkü LED'im yok. Aslında bir ara benim Twilight Force'a gidip LED Silver kazmam lazım. Çünkü LED'im de çok az var. Dur. Galena. Galena işleyerek. LED elde edebilirim. Polarization sulfur elde ediyoruz. Purified Galena. Bunu direkt peşe versem LED'e dönüşüyor. Polarization'dan geçirdiğimde Silver elde ediyorum %10 şansla. Centrifuge'dan geçirdiğimde gene Silver elde ediyorum. Galena'yı direkt pişirirsem LED elde ediyorum. Electrolyzer'a sokarsam sülfür ve LED elde ediyorum ancak. Galena'yı Blast Furnace'da pişirirsem 3 tane LED ingot elde ediyorum. Tamamdır. Galena şu an aslında çok mantıklı bir LED elde etme yöntemi. Ah. Gold, silver. Evet ben şunlar tamamlanana dursun hemen geliyorum. Evet. Neredeyse olmak üzere ve oldular. Ah. Oh be Battery Alloy. Kaybolacak bir şey. Dur. Dörtlüsü var ama birlisi yok.
Şimdi dörtlüsünü elime alayım. Birlisini sonra alırız. Tamamdır. Şimdi. Eşim eşin. Şimdi. Aslında bir ikisi de kullanabilirmişim. Neyse. Sonradan iyi bakarız artık. Şimdi bir de sizleri doldurmaya başlayalım. Bu çalışıyor. Oy. Buhar kesinlikle yetmiyor bunda. Daha doğrusu şu arkadaşın aktarabildiği, şu arkadaşlardan geçebilen muhtemelen yetmiyor. Ah. Neyse şunlar dola dursun. Ah. Devam edelim. Şimdi ilk mesela koymamız lazım. Sıra ben buraya koyayım. Ve buna gold kablo vereceğiz, değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Gold kablo mu daha mantıklı, silver kablo mu? Hemen ona bir bakalım. Ya da elektrum mu? Aslında unutmadan şuraya da bir göz atmak istiyorum. Hızlıca yeni bir şeylerimiz var mı? Var. Keyline. Güzel. Lemon. Şimdi sen gel. Tamam, olmaz. Tamam, olmaz. Ya bir uyuyalım. Üstünde yaratık belirmesini istemiyorum. Evet, gel bakalım. You spin my şu K-Line güzel birebir de büyüyor. O zaman sana bir bakalım. Tabii yemeğimizi de bir yiyelim. Lime sapling. Evet. Güzel. Şu kalsın. Onu tarayacağım şimdi. Şunlardan işe yaramayanlar. Lemonade. Hepsi. Gel bakalım. Orchard Apple. Yine işe yaramayan. Şurada. Silver Line. Şu limon ağacında nefret ettiğim olay.
Mutasyona uğramış yaprak belli olmuyor. Şu galiba mutasyona uğramış. Ya da olmamış, emin değilim. Cidden belli olamıyor. En azından ben algılayamıyorum. Mesela şunda inanılmaz güzel belli oluyor. Direkt ton tamamen değişiyor. Şu fena değil. Bu emin değilim. Hani belli oluyor da belli olmuyor arası bir şey. Ama kesinlikle limonda belli olmuyor. Gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Ha, bir tane daha var. Mesela ben geçerken. Bunda da bir şey yok. O yüzden şey, emin değilsem bir noktadan sonra bu limonları kesiyorum. Komple. Tabii ki de gene hiçbir şey çıkmadı. Şu an beklediğim şeylerden bir tanesi şu butternutlar. Sen gel. Sen devam ediyorsun. Şunlardan herhangi birisi stekleniyor mu? Hayır, stekleniyor. Tamam. Ama galiba bu stabil bir hale geldi. Tamam. Oh. Bakalım. Dripping kombomuz da üretiliyor. Güzel. Hiç de anlaşılmıyor ya. Hani tasarlayan kimse artık. Sen iş bitti. Neyse, devam edelim. Ah, bir de dur. Atmadan önce bunu kırpmamız lazımdı. Elde edebileceğimiz kadar çok sapling'i elde edip bundan evet. Gel bakalım. Teşekkürler. Seni düşürmek değildi amacım. Şimdi seni bir mutasyona uğratabiliyor muyum? Fingerline. Güzel. Tamam, bir tane ekelim. Sonra diyelim ki finger licking good. Fingerline. Parmak line'ı. Evet. İş görür. Şimdi. Kablolarımıza hızlıca bir bakalım. 512 iyi. Şimdi. Kentsal ka o nope. Gold kablo 2 EU kaybediyor. Elektrum 2 EU kaybediyor. Ancak 2 katı daha fazla. Evet, gold kablo daha fazla amper taşıyor. 3 amper taşıyabiliyor. Silver kablo 1 amper taşıyor ancak kayıp daha düşük. Blue alloy. Şimdi Blue Alloy. Gel bakalım. Ve nasıl yapıyoruz? Alloy Smelter. Electrolyte ve Silver. Şimdi Blue Alloy, sen 1 EU kaybediyorsun ve kablo başına 2 amper taşıyabiliyorsun. Bence güzelsin. Dur.
Superconductor, HP Wire. Ama bu biraz zahmetli bir arkadaş. İleriye dönük belki olabilir. Helyum istiyormuş bir de. Yani şu an Blue Alloy kablo en mantıklısı gibi duruyor. Bakalım elektrolitim var mı? Var. Blue. Blue alloy ingot. 4 toz halinde. Toz halinde bir recipe'si yok. 32. O zaman 8'de silver. Dur. Sen hangi enerjiyi istiyorsun? Altı silver, elektrolit. Ben nikel koymuşum tabii ki de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamamdır. Ben de diyorum ne oluyor? Esnada sizler bir gelin. Bu arada unutmadan piller 4 tane pil 2 stack lityum istiyor. Aklınızda bulunsun. 2 stack. Alüminyum. Tekrar ediyorum. 2. Burası doldu mu? Ha, tamam. Şunlarla dolmuş. Şuraya atalım. Nasıl dur? Kaktüsler. Buraya gerek var. Buradalarmış zaten. Şimdi. Bir de stres. Stres. İyi sizlere bakalım. Small stainless steel fluid pipe. Güzel. Epoxy circuit board. Ha. Tamam, sen de güzel bir şeysin. Circuit assembler. Tamam, sen işe yarayacak bir şeysin. Tamam. Güzel, bu güzeldi. Metre alloy. Sodyum. Sodyumları yakında işlemeye başlasam güzel olabilir. Kum. 4. Siz gelin bakalım. Evet. Oraya bir tane de Transformer koyacağız. Ve ben bölüm arası bayağı bir crafting yapacağım. Bayağı bir makine craft etmem gerekecek. Çünkü burayı tamamen otomatik bir maden işleme merkezi olarak en azından pişirilmesi kısmına kadar olan tarafını neredeyse tamamen otomatikleştirerek yapmak istiyorum. Pişirilmesinde bazı şeyler çünkü farklı şekilde pişirileceği için ya da farklı şekillerde işleneceği için onu şimdilik otomatikleştirmek belki biraz zahmetli olabilir ama elimden geldiğince otomatikleştirmeye çalışacağım. Ama evet, nihayet maden işlemeye giriyorum. Asıl en büyük bekleme sebeplerinden bir tanesi HP idi. High voltage. Burası zaten tamam. 16x blue wire. Şimdi bana bir tane
8 amper taşıman yeterli zaten. 8 amperden fazlasını taşıyayım. Zaten 4 amper taşıyacaksın, o yüzden. Aslında bu bile fazlaydı. Neyse. Aslında 2x yapabilirdim, evet. Belki sonradan arttırmak neyse. Yaptık bir kere. 30. Yan beynim gitti. Yanlış kısa yola gittim. Tamam şimdi. Mükemmel bir hızla çalışan bu arkadaşımız. Şimdi sana ne verebiliriz? Galen diyorduk. %10 şansla. Dur, hatta Galen'in Horizon. Evet. %10 şansla sülfür veriyor. Bir üst seviyede %10 şansla Black Granite veriyor. %50 şansla Black Granite veriyor. Aynen. Tamamdır. Bu arkadaşımız böyle güzelce ne çalışıyor. Aslında şuradaki buhar aktarımına da bir daha güzel bir çözüm bulmam lazım. Huge stainless steel plate. Bu yukarısı yetmiyor. O zaman seni de upgrade etme zamanımız. Sana 1, 2, 3, 4, 5 tane Firebox, 10 tane de High Pressure Boiler Tank lazım. Evet. İşte zaten burası da dolmuş. O zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler.